Efendim herkes evde ama sokak hayvanları dışarıda. Bu süreçte onlar da yalnız ve aç kaldılar. Ama neyse ki duyarlı insanlar da var. Ekibimizden Meva Coşkun ve Yusuf Ağbaba boş kalan sokaklarda can dostları besleyenleri görüntüledi. Gelin içimizi ısıtan o görüntülere bakalım şimdi. Alın, afiyet olsun. Besleyecek misiniz köpeği? İsmi Sosis'miş. Yani zor zamanda hayvanların yanında olmaya çalışıyoruz. Bakın ayaklarınıza dolanıyorlar. Yemek için dolaşıyorlar. Hadi ye. Bakmak lazım, ilgilenmek lazım. Artık mutlu musun? Geldi yemek. İnsanlar evde, dükkanlar kapalı. Hayvanlar sokakta, yalnız ve aç kaldı. Eminönü meydanı da güvercinlerle dolu. Normalde şurada bir kulübe vardı. Bakın üzerinde kuş yemi 1,5 lira yazıyor ancak ne burası açık ne de burada bir insan var. Ama yıllardır kuş yemi satan Ramazan Okay, güvercinler aç kalmasın diye aldı eline yem çuvalını. Bu zamana kadar bana güvercinler yuva kurdu. Bu zor günde de güvercinlerin yanında olmak beni çok mutlu ediyor. Gazi Osman Paşa Meydanı'nda bizden ve güvercinlerden başka kimse yok. Üstelik hava çok soğuk ve yağmurlu. Buradaki güvercinler de uzun süredir aç ve susuz kalmışlardı ancak şimdi besleniyorlar. Semt semt gezdi, hepsini besledi. Dışarıda olan ve çalışmaya devam eden çok az meslek grubu var. Onlardan biri de polis ekipleri. İşte Taksim Meydanı'nda polis ekipleri de güvercinleri besliyor. Maması var, bakıyoruz burada kaç tane köpek var. Tabii sadece güvercinler değil, köpekler, kediler de sokakta yalnız ve aç kaldı ama çalışan esnaf ya da duyarlı olan vatandaşlar sokak köşelerine hayvanlar için mama bırakıyor. Psikolojisi bozuldu bunların. Burada hep eğlenceliydi ya, bayanlar neler seviyordu burada, ısıtıcıların altında kalıyordu. İki gün kendine gelemedi. Diğer köşelerde de var zaten. Sokağın başında, ileride hemen. Kasapların önünde bekleyen köpekler daha şanslı. Çünkü tek açık olan esnaflar onlar. Aynı zamanda sokaktaki bu can dostları beslemeyi ihmal etmiyorlar.